Gündemin kalbi Alanya Posta TV ekranlarından hepinize mutlu akşamlar değerli izleyenler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Alanya Belediyesi aylık olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Alanya'nın ulaşımda master planının hazırlanacağını söyleyen Yücel, bir yıl içerisinde şehre kimlik kazandıracak bir ulaşım planını paylaşacağız dedi. Alanya Belediyesi aylık olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi. Alanya Belediye Meclis Toplantısı salonunda düzenlenen toplantıya Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel başkanlık etti. Meclise MHP grubundan Adem Er, Kerim Aydoğan, Emine Çalış, Tunahan Kasapoğlu ile İyi Parti grubundan Hacı Mevlüt Zavlak mazeret bildirerek katılmadılar. Grup sözcülerinin ardından konuşan Başkan Yücel, 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimini hatırlatarak o gecede şehit düşenleri rahmet, gaziler ise minnetlandı. Alanya'da son dönemde rehavetin oluştuğuna dikkat çeken Yücel, elimizden geldiğince uyarılarda bulunuyoruz. Alanya halkından duyarlılık bekliyoruz. Pandemi henüz bitmedi. Bunları bir daha yaşamamak adına toplum olarak kurallara uymaya davet ediyorum herkesi dedi. Şehirdeki motosiklet kargaşasından da bahseden Yücel, ceza yazmaktan keyif almıyoruz ama uyarılarımızı dikkate almadıkları, toplum düzenini bozdukları için bunu yapmak zorundayız dedi. Alanya'nın ulaşım noktasında master planını çıkarmak için çalışma başlattıklarını ifade eden Yücel, bir yıl içerisinde şehre kimlik kazandıracak bir ulaşım planını paylaşacağız. Bu çalışmalar başladığında herkesin görüşlerini alacağız diye konuştu. Yücel, Kurban Bayramı'nda da ilçede yoğunluk yaşanacağını ve bu yoğunluğa hazır olduklarını belirtti. Yücel, otopark konusunda da 403 araçlık otopark yapılacağını söyledi. MÜSİAD Alanya Şubesi 1. Olağan Genel Kurulu bugün gerçekleştirildi. Kurulda MÜSİAD Alanya Şubesi'nin yeni yönetimi belli olurken Mustafa Durusoy başkanlığa seçilerek güven tazeledi. MÜSİAD Alanya Şubesi 1. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Asya Beach Resort ve Sanayi Otel'deki genel kurula MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kağan, Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ekrem Kalan, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, siyasiler, oda başkanlarıyla davetliler katıldı. Nesillerimizin ve insanlığın hizmeti. Kur'an tilavetiyle başlayan genel kurul saygı duruş ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Ardından sinevizyon gösterisiyle süren genel kurulda konuşan MÜSİAD Alanya Şubesi Başkanı Mustafa Durusoy, tek tropikal ürün entegre tesisinin temelini atacaklarını söyledi. Arınma tesisinin temelini atacağız ve Alanya'mıza kazandığımızı olacağız. Yine MÜSİAD içerisinde arkadaşlarımızın iştirakiyle kurmuş olduğumuz Al Zirve Yatırım Ortaklığı dediğimiz yine küçük birikimlerle genel başkanımızın bize ilk açılıştaki tavsiyesiyle MÜSİAD'ın temelini oluşturan istişare ve birlik kültürünün bir ürünü olan küçük birikimleri birleşerek ne kadar büyük yatırımlara dönüşebileceğinin bir modelini... Altso Başkanı Mehmet Şahin ise Antalya'daki 5 ürünün patentinin ikisini biz aldık. Her zaman MÜSİAD'ın yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz diye konuştu. Dolayısıyla biz de girişimlerimiz de aynı şekilde Alanya Yeni Dünyası gibi Alanya Avadası'nda literatürünü aldık. Alanya 5 tane vardı Antalya'da, 2 tane de buna biz ekledik. Alanya'da hiç yoktu. İnşallah daha ekleyeceğimiz tropik meyveler var. Bu konuda da genelde tarım alanında Mustafa Durusoy ve ekibini gerçekten takdir.
Başkan Yücel de müsiyatın ülke çapında birçok değerlere sahip çıktığını biliyorum. Sadece ekonomiye değil, Ar-Ge çalışmalarına ve eğitime de öncelik ediyor. Alanya'da 20 küsür tropik ürün var. Zamanla bunları da çeşitlendireceğiz ifadelerini kullandı. Sağlıyor şu anda, katkı sağlıyor şeyler. Bunu zamanla daha da çeşitlendireceğine inanıyorum. Ve ben fazla... Kaymakam Ürkmezer ise yaptığı konuşmasında burası sadece tüketime dayanan yer değil, üretime ve bunun için yarışacak iş insanlarına da ihtiyaç var dedi. Ekonomik anlamda, yatırım anlamında, konut anlamında, tarım anlamında sadece tüketime dayanan bir yer. Türkiye'yi iyi bir yatırım cenneti olarak lanse etmeliyiz diye konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kağan konuşmasında yatırımların önemine değindi. Antalya il ve ülke ekonomisi içindeki payını artırabilmesi adına yeni yatırımlarla ve mevcut potansiyeli maksimum düzeyde kullanarak elimizden geleni ortaya koymalıyız. Hediye takdiminin ardından genel kurulda divan oluşturuldu. 2020 yılı faaliyet raporu, gelir gider tablosu, denetleme kurulu raporu ve yönetim kurulu oylamaya sunularak oy birliğiyle kabul edildi. 2022 yılı faaliyet programının oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından yeni yönetim ve denetim kurulu üyeleri katılımcılarla paylaşıldı. Nesillerimizin ve insanlığın hizmeti. Buna göre MÜSİAD Alanya Şubesi'nin yeni yönetiminin asil listesinde şu isimler yer aldı. Mustafa Durusoy, Alihan Elçi, Celil Kara, Erhan Direkçi, Fatma Ergün Çomruk, Hasan Düşünceli, Mehmet Gök, Mustafa Yürekli, Ömer Özdemir, Saadet Sezen Tatlı. Haziran ayının enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte %51.60 fiyat artışıyla yurt içi turları en çok zamlanan ürün oldu. Sektör temsilcileri ise Alanya Posta Medya'ya yaptıkları açıklamada taleplerin yoğun olduğunu vurguladı. Haziran ayında %51.60 fiyat artışıyla yurt içi turları en çok zamlanan ürün oldu. Turizm temsilcileri tur fiyatlarındaki artışa ilişkin yaptıkları değerlendirmede artışın normal olduğunu belirtirken tesislerin kaliteli hizmet vermeye çabalarının olduğunu ve taleplerin de oldukça iyi olduğunu kaydetti. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile Türkiye Otelciler Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili, belirli bölgeler ve bölgelerdeki iç piyasadan talep gören ve özellikleri anlamında denize sıfır, misafire sunulan imkanlar anlamında kapasiteleri yüksek ve de üst gelir düzeyine hitap eden ürünlerde bu artışlar söz konusu olabilir. Bizim bölgemizde de bu tür tesisler mevcut dedi. Sili fiyat artışındaki ana sebebin girdi maliyetleri olduğunu aktararak, fiyat artışlarının ana sebebi ise girdi maliyetleri. Son iki senede girdi maliyetlerimiz bahsi geçen artış oranlarının üzerinde seyrediyor. Bu durumda tesisler aynı hizmet seviyesini tutturabilmek için fiyat artışını gerçekleştirmek durumundalar. Her şeye rağmen bölgemiz iç piyasaya en uygun fiyatlı ve kaliteli servisi verebilme çabasını sürdürüyor ki, bu sene ana pazarımız iç pazar. Geçen seneyle kıyasladığımızda bölgemiz ve ülkemizdeki pandemi şartlarının düşük düzeyde seyretmesi ve insanların tatil ihtiyacının daha önce yaşanan kısıtlamalardan dolayı üst seviyede olması talebinde de olumlu yansıyor diye konuştu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine bakıldığında son 10 yılda her Haziran yurt içi turları zam şampiyonu olduğunu belirten Alanya Turizm Tanıtma Vakfı Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu da yaz aylarında talep artışından doğan bir durum olarak görüyorum. Pandemiden dolayı evlere kapanan ve sıkılan halk yasakların kalkmasıyla tatile, turlara talep göstermeye başladı dedi. Dahaoğlu, benzin, yiyecek, ören yerleri, giriş fiyatları ve bazı fiyatları göz önüne alırsak turların zam görmesi de gayet normal. Alanya'da pandemi yasaklarından sonra oldukça talep gören destinasyonlardan biri, rezervasyon ve doluluklar gayet güzel gidiyor. Geçen yaz pandemiden dolayı yaşadığımız durgunun acısını bu sezon çıkaracağız. Tüm turizmcilere can suyu olabilecek bir sezon diliyorum diye konuştu. Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Ekrem Kalan, Filistin'de Anadolu Ajansı muhabirlerinin çektiği fotoğraflardan derlenen Direnen Filistin konulu fotoğraf sergisini gezdi. Sergi hakkında konuşan Rektör Kalan, Müslüman toplumu ve insanlık olarak bu duruma sessiz kalınmamalıdır dedi.
Alanya Hükümet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen sergiye Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Gaye Coşkun'la birlikte gelen Rektör Kalan, Coşkun'la birlikte fotoğrafları inceledi. Sergi hakkında konuşan Rektör Kalan, sergideki fotoğrafları incelediğinde tüylerinin diken diken olduğunu söyleyerek insanlığımdan utandım dedi. Rektör Kalan tüm insanlığın yaşanan zulme sessiz kalmaması gerektiğini belirterek sorumlu her insanın, her vatandaşın din, dil, ırk ayırt etmeden burada yaşanan zulme aktarılan haberlere ve bizzat yapılan sergiye gelip durumu daha yakından takip edip kendi içinde sorgulamasını rica ediyorum diye konuştu. Gerçekten tüylerimin diken diken olduğu, insanlık adına bazı şeylerin sorgulanması gerektiği, yeniden değerlendirilmesi gerektiği, bir sergiyi beraberce gezdik Gaye Hanım'la ve bir kez daha insanlığımdan utandığımı ifade etmek istiyorum. Bu kadar tepkisiz, bu kadar duygusuz kalmamalıdır Filistin meselesine toplum olarak. Türk toplumu da, Müslüman toplumu da, insanlık da. Çünkü bu sadece Müslümanların bir davası değildir. Aynı zamanda insanlığın onlarca yıldır devam eden bu zulmü görerek artık bir dur demesinin vakti gelmiştir. Ben sorumlu her vatandaşın, her insanın din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin burada yaşanan zulmü gelip bizzat burada fotoğraflarla görüp kendinde sorgulamasını, muhakemesini yapmasını rica ediyorum. Alanya Belediyesi 17. yayını tanıttı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda dağıtılmak üzere planlanan ancak pandemi sebebiyle etkinlik yapılamayınca ertelenen Yaman ve Bal'ın Alanya Macerası Kızıl Kule isimli eser meclis üyelerine tanıtıldı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda hikaye kitabı hediye etmeyi istediklerini ancak gerçekleşmediğini belirten Başkan Yücel, 9 Temmuz'da yapılacak 3. Alanya Uluslararası Çocuk Festivali'nde hikaye kitabını çocuklara buluşturacaklarını belirtti. Alanya Belediye Tiyatro Müdürü Hüseyin Çinal meclis toplantısında Yaman ve Bal'ın Alanya Mecrası Kızıl Kule isimli eseri meclis üyelerine tanıttı. Kitabın içeriğinin çok akıcı olduğunu ve Kızıl Kule çevresinde geçen bir hikaye olarak kaleme alındığını söyledi. Çinal Alanya Belediyesi olarak 3 kitap çalışmasının daha olduğunu yakın zamanda çıkarmayı planladıklarını söyledi. Bizim geleceğimiz olan çocuklar için de bazı projeler geliştirdik. Bu projelerin içerisinde birisi elinizde olan Yaman ve Bal'ın Alanya Macerası ve Kızıl Kule ile başladık. Çok sade bir tarzda hazırlanmış bir kitabımız. İllüstrasyonlar görmüşsünüz. Başkan Adem Murat Yücel, geleneksel Alanya oyunlarının yer alacağı bir parkı Oba ve Tosmur arasında 4500 metrekarelik bir alanda inşa edeceklerini söyledi. Herbaryumun olduğu yer ve herbaryumunda diğer sayısı çok azdı. Bunu kaleye, Kayanlar evini bir katına taşımayı kültür müdürlüğünde daha uygun gördük. Ve çünkü Kayanlar evinde günde 1000'e yakın ziyaretçisi oluyor. Ama maalesef buradaki yerde günlük 50'yi bile geçmiyor. Yücel ayrıca kültürel çalışma kapsamında herbaryum yani bitki ve böcek müzesini Alanya Kalesi Kayhanlar Kültür Evi'ne taşıyacaklarını söyledi. Kızıkule yanında herbaryumdan boşalacak binaya ise Alaaddin Kekubat Üniversitesi ile birlikte ortak bir çalışma yürüterek kent arşiv merkezine dönüştüreceklerini söyledi. Yani daha faal bir duruma çıkartıyoruz. Bizim Yunus isimli bir oyunumuz 27-28.
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Hücel tarafından Alanya halkının hizmetine kazandırılan Aile Kadın Destek Merkezi verdiği hizmetlerle kadınların adeta güven noktası oldu. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Hücel'in 25 Kasım 2020 tarihinde açılışı gerçekleştirerek Alanya halkının hizmetine kazandırdığı Aile Kadın Destek Merkezi'nde 7 ayda 600 kadın, kadın ve aile merkezinde çeşitli konularda hizmet aldı. Merkez psikolojik danışmanlık, hukuki danışmanlık, aile danışmanlığı, diyetisyen hizmeti gibi birçok çeşitli alanlarda hizmet veriyor. Merkez kadınların her yönüyle gelişmelerine, yenilenmelerine, iyileşmelerine olanak sağlıyor. Aile Kadın Destek Merkezi kadınların kanayan yarısı olan şiddete karşı tüm gücüyle dur diyor. Uzman kadrosuyla kadınların baş etmekte zorlandıkları konulara ışık tutarken farklı kurumlardan alabilecekleri destek hizmetlerinde de köprü görevi üstlenerek danışmanlık yapıyor. Alanya Belediyesi Merkezi Aile Danışmanlık Hizmeti ile Evlilik Kurumu'nun önemi, aile içi iletişimin sağlıklı hale gelmesi, özellikle son yıllarda artan boşanma oranlarının önüne geçmek ve aile yapısını güçlendirmek adına hem bireysel hem grup çalışmaları yapıyor. Aile Kadın Destek Merkezi'nde verilen diyetisyen danışmanlığı hizmetiyle kadınların sağlıklı beslenmeyi öğrenmesi, aile içine sağlıklı yaşam prensiplerini dahil etmesi, vücudunu tanıması ve profesyonel görüşle dengeli yaşama adım atmasına öncülük ediyor. Alanya Belediyesi Aile Kadın Destek Merkezi ekibi kadınların ruhsal yaralarından arınmaları adına yanlarında olarak da onlara destek veriyor. Aile Kadın Destek Merkezi'nde şiddet önleme, istismar, aile içi iletişim, ana baba tutumları, temel aile bilinci gibi konu başlıklarında eğitim seminer çalışmaları yapılacağı, kadınların her alanda iyileştirici etkisi hissedebilmeleri adına hobi ve el becerisi kursları verileceği de açıklandı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Hücel'in talimatıyla Batı mahallelerinde 70 kilometre sıcak asfalt serimi için hazırlık çalışmaları, Türkler Mahallesi ve Okurcalar Mahallesi ile Avsallar Mahallesi'nde mekanik sıkıştırma işlemiyle başladı. Alanya Belediyesi 2021 yılı asfalt sezonu kapsamında Batı mahallelerinde 70 kilometre asfalt serimi için hazırlık çalışmasını başlattı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri sıcak asfalt öncesi yol düzenleme ve çörezleme çalışmalarını sürdürüyor. Türkler, Afsallar ve Okurcalar mahallelerinde başlatılan çalışmalar Elikesik, Konaklı, Tostak, Payallar, İncekum, Hacı Kerimler ve Gözübüyük mahallelerinde devam edecek. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in Batı Mahalle muhtarlarıyla gerçekleştirdiği istişare toplantısında talep edilen bölgelerin asfaltlanmaları, yeni yol açımı, yol genişletme gibi çalışmalar Başkan Yücel'in talimatıyla 2021 yılı asfalt sezonunda tamamlanacak. Başkan Yücel'e iletilen hiçbir talebin bugüne kadar geri çevrilmediğini aktaran mahalle muhtarları, "Taleplerimiz için yine ekipler harekete geçtiler. Başkanımıza ve ekiplerine teşekkür ediyoruz." diyerek memnuniyetlerini dile getirdi. Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise Doğu ve Batı mahalleleri için programa aldığımız asfalt için 7 Temmuz'da ihale yapacağız. Hızlı bir şekilde bu süreci yönetmek istiyoruz. Şimdiden halkımıza hayırlı olsun dedi. Antalya'da son bir hafta içerisinde 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayısında artış yaşandı. 19-25 Haziran tarihleri arasındaki 32.96 olan rakam son açıklanan haritada 35.91'e yükseldi. Sağlık Bakanlığı tarafından illerin her 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını gösteren son harita açıklandı. Haritaya göre Antalya'da 19-25 Haziran tarihleri arasında 100 bin kişide PCR testi pozitif çıkan kişi sayısı 32.96 iken bu rakam 26 Haziran 2 Temmuz arasında 35.91'e yükseldi. Kentte COVID-19 aşılama çalışmaları da devam ediyor. Antalya'da bugüne kadar 1.218.877'si birinci doz olmak üzere toplam 1.852.384 aşı uygulandı. Müzik
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya'nın İtalyan işgalinden kurtuluşunun 100. yılı nedeniyle konferans düzenledi. Konferansta İtalyanların Antalya'yı işgal ettiği 28 Mart 1919 tarihinden, işgalinden sonra verdiği 5 Temmuz 1921 tarihine kadar olan dönem anlatıldı. İlki başladık. Sevgili dostum. Antalya'nın 5 Temmuz 1921'de İtalyan işgalinden kurtuluşunun 100. yılı nedeniyle Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konferansta işgal sürecinde yaşananlar anlatıldı. Beach Park Variant Meydanı'nda gerçekleştirilen konferansta Antalya'nın Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında, ülkenin kurtulmasında önemli roller üstlendiğine vurgu yapıldı. Fakat bu karanlık günlerde bile, o yokluk dönemlerinde bile asla teslim olmadı. 5 Temmuz'un Antalya için anlamının çok büyük olduğunu söyleyen gazeteci yazar Cevat Alp, Antalya Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında, ülkenin kurtarılmasında çok ama çok önemli roller üstlenmiştir dedi. Ama asla da teslim olmayın. Teslim olmadılar. Antalya'nın işgal yıllarını anlatan kitapları bulunan tarihçi Profesör Doktor Hasan Moğol da Antalya'nın önce İngilizler, ardından İtalyanlar tarafından işgal edildiğini ifade etti. 5 Temmuz 1921'e gelirken daha öncesinde Mustafa Haşmet'in şehit edilmesi, bardağı taşıran son damla. Orada dikkat çeken şey o. Çünkü Antalya ayaklanıyor. Hem Anadolu'nun düşmandan temizlenmesinde Antalya'nın çok büyük faydası var, çok büyük katkısı var. Hem de bu bölgenin temizlenmesi. Şimdi... Konferansın sonunda Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Doçent Doktor Önder Bilgin, katılımcılara Başkan Böcek adına teşekkür ederek plaket takdim etti. Profesör Doktor Hasan Moğol da katılımcılar için kitapları imzaladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi sizin için fazla olan, başkası için mutluluk olsun sloganıyla hem belediye bütçesi hem de bağışçı vatandaşlardan alınan giysi ve eşyaları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın Varsak'ta bulunan Sosyal Yardım Merkezi ihtiyaç sahibi vatandaşlara giysi ve eşya yardımında bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi bütçesiyle alınan ve Antalyalı yardımseverlerin bağışladığı giysi ve halı, tekerlekli sandalye, battaniye gibi eşyalar ayrıştırıp temizlendikten sonra vatandaşların kullanılabilmesi için hazır hale getiriliyor. Sosyal Yardım Merkezi'ne bu yılın Ocak ayından itibaren 10 bin adet kıyafet bağışı yapıldı. Bağış yapmak isteyen ve bağışlardan faydalanmak isteyen vatandaşlar 323 48 58 numaralı telefondan Sosyal Yardım Merkezi ile iletişime geçerek hizmetlerden yararlanabiliyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Meydanı'ndaki Ulusal Yükseliş Anıtı'nı orijinal haline dönüştürüyor. Zamanla yıpranan, kirlenen ve siyaha boyanan heykel, laklama tekniğiyle ilk yapıldığı zamanki gibi olacak. Antalya Cumhuriyet Meydanı'nda 1964 yılında heykeltıraş Profesör Doktor Hüseyin Gezer tarafından yapılan ve bedeli Antalya halkından toplanan bağışlarla karşılanan 6 metre yüksekliğindeki ve 12 ton ağırlığındaki bronz Ulusal Yükseliş Anıtı'ndan zamanın olumsuz izleri siliniyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtı Daire Başkanlığı tarafından Anıtlar Kurulu gözetiminde başlatılan çalışmayla kirlenen, yıpranan ve siyah boyanan heykel lakmala tekniğiyle orijinal görünüyor. Önümüne kavuşturulacak. Doğada bronz heykellerin 3000-4000 yıllık bozulmadan ayakta kaldığını söyleyen anıtın bakım işlemini yapan firmanın sahibi Mahmut Tunçes, gerekli izinlerin alındığını, heykelin orijinal görünümüne kavuşacağını bildirdi. Temizliğin 10 gün süreceğini söyleyen Tunçes, heykelde boyaya bağlı olarak çizgi çizgi akıntılar oluştuğunu kaydetti. Heykel bakım ve temizliğin ardından eski görünümüne kavuşacak. Şimdi spor haberleriyle devam edelim, ardından bültenimizi noktalayacağız.
Cumartesi günü yapılan olağanüstü genel kurulda güven tazeleyen Alanya Kestelspor'da Levent Uğur ve yönetimi transferde hata kalktı. Kestelspor yönetimi Cihan Halil'in ardından 4 oyuncuya daha imza attırdı. Turuncu mavi beyazlı ekip Erbaspor'dan stoper Murat Şimşek ve sol kanata Buğrahan Tuncay, Halide Edip Adıvar Spor Kulübü'nden orta saha mevkiinde oynayan Alpuy ve Nevşehir Belediyespor'dan kaleci Onur Behiç Özalgan'ı transfer etti. Kestelspor Başkanı Levent Uğur yeni transferin camiaya hayırlı olması temennisinde bulundu. Alanya'nın salon sporlarındaki kulüplerinden Alanya Gücü Spor Kulübü'nün 13 yaşındaki oyuncusu Alara Suşen Vakıfbank'a transfer oldu. Voleybolda Türkiye'nin sayılı kulüplerinden olan Vakıfbank, Alanyalı genç yeteneği kendi bünyesine aldı. Vakıfbank'ın altyapı takımlarında forma giyecek olan Alara, diğer takım arkadaşlarıyla A takımı yükselmek için ter dökecek. Alanya Gücü Spor Kulübü voleybol altyapısında Serdar Esen ve Erdem Ünlü antrenör olarak görev yapıyor. Alanya Gücü Spor Kulübü Başkanı Dursun Uysal, "Biz kulüp olarak 2 sene önce Alanya'nın gençliğine hizmet vermek için kurulduk. Değerli hocalarımızın yoğun çalışmaları ile sporcu öğrencimizi bir dünya devi olan Vakıfbank'ı uğurluyoruz. Yolu açık ve başarılı olsun. İnşallah bizi izlemeye devam edin." dedi. Efendim ben Özlem, kaygısız bültenimizin sonuna geldik. Yarın yine saatler 18.30'u gösterdiğinde Alanya Posta TV'de görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.